Elazığ'da artan asayiş olaylarından vatandaş tedirginlik yaşıyor. Son dönemlerde üst üste asayiş olaylarına karşı vatandaşlar denetimlerin arttırılmasını istiyor. Doğu'nun en güvenli ve huzur adası olarak bilinen Elazığ'da son dönemde asayiş olaylarındaki artış korkutuyor. Türkiye'nin asayiş ve güvenlik bakımından önde gelen şehirlerinden biri olan Elazığ'da son birkaç ayda özellikle mahalle aralarında asayiş olaylarında artış görülmesi vatandaşların da tedirgin olmasına neden oluyor. En son Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen silahlı kavga olayından sonra Elazığlılar asayiş ve güvenlik tedbirlerinin daha da arttırılmasını istiyor. Yeterli denetim zaten olmadığı göz önünde. Yani rahat bir şekilde bir genç eğer şurada burada silah alabiliyorsa, geziyorsa, milleti gasp ediyorsa, milleti tehdit ediyorsa. Yani bu rahat bir artık bir durum olmuş. Artık kimse yani hep böyle bir rahat, herkes bir rahatlık içinde yani. Sanki bir devlet yok yani burada bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Yani gençlerin ne bileyim yani herkes silahlı artık yani. Yani bir rahat bir şekilde sen bir sokakta gidemiyorsun. Yani bu bence bir büyük bir risk. Yapmıyor. Hayata yapmıyor. Çünkü desen nerede bir sapık var zaten Elazığ'da. Bu Suriyeli, Muriyeliler dolmuş buralara. Hep de kasatürali. Yani emniyetin de elindeki bir şey değil. Silah, peynir ekmek gibi silah satıyor. Adunay'ın hastanede iki aile birbirine girmiş silahlı. Hastanede. Yani bir avamaya giriyorsun, sen telefonla giremiyorsun avamaya, hastaneye silahla giriyorsun. Yani bunun önlemi yok mu? Elbette var. Olamıyorlar. Ya valilik paraya bakıyor ha. Param varsa sen de git ol. Git silahı al, git oraya indir, parasını ver, ondan sonra ruhsatını al. Sen kimsin, ne yapıyorsun, ne iş görüyorsun? Soran yok. Herkes boş boş. Benim kız hastanede doktor. Dün aynı dedi ki bir dışarı çıkamıyoruz. Yani memleket idare etme bu mu? Sadece Suriye'de fakakalarla mı yani şey edeceksin? Hani memleketin içerisinde her gün adam vuruluyor. Bıçaklar, tabancalarla bilmem. Texas mı oldu yani Elazığ? Abi huzur zamanı neydi? O zaman Elazığ kakoştu. Elazığ milliyetçiydi. Elazığ vatanını seviyordu. Ama şimdi onlar yok ortada. Yani bizim kuşağımız o şeyleri yaşıyor. Şimdi yok öyle bir şey. Sokağa çıkıyorsun, balığı çekiyorsun. O bir tarafa geçiyorsun. Kızı almış eline, bilmem terbiye yok, bir şey yok ondan sonra. Elazığ bozuldu yani. Valla bu konuda bir zaaf olduğunu biz de farkındayız. Yani yasa mı zaaftır veyahut da ortalık mı zaaftır, poliste mi zaaflık vardır? Yani bunu biz bilemiyoruz ama gerçekten olaylara çok üzülüyoruz yani. Bunlar Türkiye'de olmaması genel olaylardır. Yani her gün bir yerde yani sanki herkes kendi hakim olmuş, savcı olmuş. Kendi kararını, kendi cezasını kendi veriyorlar. Oysa böyle Türkiye gibi bir ülkede bunlar olmaması lazımdı. Bunlara karşıyız yani bir zaaflık olduğunu bir gerçek. Yani bunu da devletin düşünmesi lazım. Yani herkese silah verilir mi? Verilmez bence. Eğer herkese silah verilirse tabii ki herkes kendi savcısı ve hakim olur. Tabii arttırılmalı. Arttırmalı. Mesela alkollü araç kurallar falan emniyet yakalanması lazım. %90 da mesela herif hap içi bilmem ne yapıyor. Ya psikopatlar adam buraya insanı öldürür mü? Emniyetten şunu yapalım. Özellikle bu uyuşturucuların bu yasal olan ballı bilmem hapla bir şeyler varmış ben şimdi duydum. Pislikler böyle var. Her sokakta akşam üzerleri mesela biz rahat gezemiyoruz. Ailemize gezemiyoruz. Buraya kontrollerin daha çok yapılması lazım. Ben 60 yaşına yakınım. Daha önceki günlerle bugün arasında arıyoruz. Niye? Şimdi daha önce gezdiğimizde en fazla bir şarapçına karşılaşırdık. Ama şu anda gece bir misafirlikten bir yerden bir yere gittiğin zaman taksiler gelip geçiyor. Tip gençler, tip bile şeyler. Ha her an için bıçakla saldıracağını düşünüyorsun. Her an için silah çekeceğini düşünüyorsun. Yani bir adam bir iş adamıdır. Hayvancılık, koyunculuk mu yapıyordur? Kuyumcu mudur? Esnaf mıdır?
adam işi yok, gücü yok, sıradan vatan silah al bıçak. Hayır, bu yanlış. Bunun bir kriter koyması lazım ve ciddi bir şey koyması lazım. Yani yasak koyması lazım. Eğer valilik nezdindeyse, valilik nezdindeyse, bakanlıktaysa bakanlığı iletip bakanlık bu şey yapması lazım. Bence denetim yapılmıyor. Caydırıcı bir cezalar olmuyor. Sanırım böyle giderse Elazığ'ın durumu iyi değil. Biraz daha sıkı olması lazım, biraz daha denetim yapılması lazım, caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Elazığ'ın durumu bu yanda tek sazı geçmiştir. Mahalle kavgaları, mafya hesaplaşmaları, iş yeri baskınları, silahlı tartışmalar, hırsızlık gibi asayiş olaylarında artış olması nedeniyle vatandaşlar denetimlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Bana göre emniyet gerekli denetimleri yapmıyor çünkü son zamanlarda Elazığ'da çok fazla olay oluyor. Bıçaklı, silahlı, hemen hemen herkeste bıçak, silah var yani hiçbir şekilde durdurup da bir üst araması yapmıyorlar. En yakın olarak ben Çatalçeşme tarafında oturuyorum. Ben ne bir polisin orada doğru düzgün gezdiğini gördüm, ne bir bekçinin doğru düzgün gezdiğini gördüm. Yani sürekli de olaylar oluyor ve benim oturduğum mahallede Elazığ'ın en kötü mahallelerinden biri yani iş olarak, asayiş olarak. Yani gezmiyorlar. Gazi Caddesi'nde de olaylar oluyor. Çok görüyoruz burada sürekli hani bıçaklı kavgalar da oluyor. Lakin yok yani. Ben şu an yaptıklarını düşünmüyorum. Rahat veriliyor. Çok rahat veriliyor yani. Silah ruhsatı da çok rahat veriliyor. Niçin verdiklerini ben de anlamıyorum. Bunu biraz zorlaştırsınlar ya da bir maddi olarak daha yüksek bir rakama getirsinler. Herkese silah verilmez. Adam iş adamıdır. Mecbur yüklü parayla geziyor. Silah taşıması gerekiyor. Lakin sen gidip de normal bir esnaftır yani. Öyle yüklü bir parası yoktur. Yüklü bir parayla gezmiyordur. Sen ona da silah verirsen olmaz zaten. O zaman ne oluyor? Adam sinirli, asabi. Sinirlendiği kişiye çıkartıp sıkıyor ayağına. Olacağı da budur zaten. Ve denetimin iyi yapılması gerekiyor. Çünkü denetim yapılmadığı müddetçe bu olaylar daha da çoğalacak. Eskiden Elazığ'da bu kadar olay yoktu. Şu anda bakıyorsun yani her gün bir olay, her gün bir olay. Yani bu son yaşanan hem şehrimizde hem ülkemizde yaşanan olayları dikkate aldığımız zaman büyük bir zafiyet olduğu açık. İnsanlar bireysel silahlanma had safhada. Bunun dışında kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle sağlık sektöründe her gün bir olayla, her gün bir akıl almaz olaylarla karşılaşıyoruz. Cinayetlerle, infazlarla karşılaşıyoruz. Elbette ki burada bir denetimsizlik vardır. Elbette ki burada bir zafiyet vardır. Bireysel silahlanma dediğim gibi had safhadadır. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bunun önüne kim geçecek? Vatandaş elbette ki kendi başına bu işi yapacak durumda değil. Vatandaş memleketin kolluk kuvvetlerine güvenmek zorunda, memleketin adaletine, hukukuna güvenmek zorunda. Bunlarda zafiyet oluşunca, bunlarda bir istenen düzeyde bir gelişme, ilerleme olmayınca bu olaylara da sebep olunuyor. AVM'ye girerken aranıyoruz, metal paralara kadar çıkartıyoruz, telefonlarımızı veriyoruz. Ama bir hastaneye ve insanların en gergin olduğu yer, hastasının olduğu yer, sıkıntısının olduğu yer, İş yoğunluğunun had safhada olduğu bir yer. Yani her an olayla bir orada bir şeyle karşı karşıya kalınabilecek bir ortamken insanlar elini kolunu sallayarak giriyor. İşte dün Elazığ'da yine hastanede bir kişi öldü sanırım. Bir kişi de yine ağır yaralandı. Bunun sebebi ne? Güvenlik zafiyeti. Silahlanma. Şimdi o insanların üzerindeki silah ne? Büyük ihtimal kaçak silah. Ruhsatsız silah. Elini kolunu sallayarak girdi hastaneye. Doktora bunu yapıyor, hemşireye yapıyor, sağlık memuruna yapıyor. Olan bir şey işte hastaneden sağlık raporunu alınca işte bildiğimiz kadarıyla belirli yerlere bağışlar yapıldıktan sonra çok rahatlıkla insanlar silah alabiliyor. Özellikle de taşıma silah alabiliyor. Bu bir nevi artık şey oldu yani. Bazı dernek ve kurumları kalkındırma yeri oldu silah ruhsatı verme işi. Tabii ki bunun da kaldırılması lazım. Bu kadar kolay olmaması lazım. Yani bunun İçişleri Bakanlığı direkt belki Ankara merkezli mi olur, bakanlık merkezli mi olur bilmiyorum ama veyahut da sadece bir tek valinin oluruna, insafına da bırakılmaması lazım. Ruhsatını, yani eskiden bu kadar silah taşıma yoktu. Kimse ihtiyaçla duymazdı. Herkesin herkese güveni vardı. Ama silah ruhsatında dediğiniz gibi işte insanlar bir şekilde yolunu buluyor. İşte bir siyasiler aracılığıyla, işte yerel yöneticiler aracılığıyla bir şekilde silahı temin ediyorlar, alıyorlar. Yani son yıllarda ilimiz darmadağın bir şehir oldu Yakup Bey. Herkeste silah, bıçak, bir çatışma var şehirde. Yani bunu önlemesi lazım.
yetkililerimizin, sayın valimizin, sayın emniyet müdürümüzün önüne rast gelene silah vermemeleri lazım, bıçak vermemeleri lazım. En azından bu geçiş sürecine bir toplayın dedik. Kaç defa ben kendim yazdım. İşte deprem, pandemi, ekonomik kriz Elazığlıların ruh yapısını bozdu. Sinirler gergin, insanlar perişan. Ufak bir şeyde hemen bir kıvılcım çıkarıp tak 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 çekip sıkıyorlar. Ne oluyor kardeşim, artık huzurumuz kaçtı bu şehirde. Yaşanılır bir şehir değil. Caddelere gezmeye de korkuyoruz. Çoluk çocuğumuzu caddelere çıkartmaya da korkuyoruz. Sayın valimizden, sayın emniyet müdürümüzden rica ediyoruz. Bu konuda bize bir el atsın, bu şehri bir toparlasınlar. Şu an darmadağın şehir. Caddeye çıktığın zaman kurşunun nereden geleceği belli değil. Bu silah ruhsatlarını vermemeleri lazım. Her adam silah, silah, silah nereden geliyor? Bu kadar insan kaçak mı kullanıyor bu silahı? Bence değil, hepsi ruhsatlı. Bu ruhsatları iptal etmeleri lazım. Bundan sonra da ruhsat verirken dikkat etmeleri lazım. Yani bu adam ne için bu silahı kullanacak? Nedir bu silah? Silah yerine kalem tutsalar ya, herkes kalem tutsun. Şu an kesinlikle yaşanılır bir şehir, yaşanılabilir bir şehir değil. Huzursuz ve muzdarip bir şehirdir. İnanın Allah'a, hepimizin de canı sıkkın bu konuda. İşte gençlerimiz hayatlarına son veriyorlar. Büyüklerimiz hakeza, görüyorsun, öteki çatışma içerisinde. Nedir bu yani? Bu Elazığ burası. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz ya. Birbirimizin akrabasıyız. Ya. İyi araştırın. Hepimiz birbirimizin akrabasıyız. Niye vuruyoruz kardeşim? Yaşat, dört kitabın dördü de yaşart ve yeşerttir. Neyi vuruyorsun? Kimi vuruyorsun? Yani derdin ne? Varsa bir derdin, gel insan gibi otur, çöz, çözmeye çalış. Bu da siyasilerimiz ve bürokratlarımıza düşer. Özellikle ilimiz valisinden ben rica ediyorum. Yeter artık. Vallahi sabrımız taştı. Şimdi son zamanlarda Elazığ'daki asayiş olayları gerçekten huzurumuzu bozmaya başladı. Tabii ki bunun müsebbipleri vardır, sebepleri vardır, sosyolojik sıkıntıları var, ekonomik sıkıntıları var. Bir yerlerden kaynaklanıyor ama devletin ve yetkililerin de bu işi önleyici kuvvetlerle çözmesi lazım. Düşünün, Elazığ'da son zamanlarda herkesin elinde silah, bıçak, istediği gibi hareket etme şansına sahip. Caddenin ortasında silahlar sıkılıyor. Karşılıklı düellolar oluşuyor. Siz de orada eşinizle, çocuğunuzla giderken bir kaza kurşunu geliyor. Sizi de vurup götürüyor bu dünyadan. Ondan sonra kader diyoruz. Böyle bir şey olamaz. Yani bunu artık çözmemiz lazım. Gerçekten şehrimiz bu konularda muzdarip. Çıkıyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz, hastanede silahlı çatışma, Gazi Caddesi'ne geziyorsunuz, silahlı çatışma, Köfteciler Sokağı'na gidiyorsunuz, bıçaklı saldırı. Yani her taraftan bir şekilde serseri kurşunlara hedef olma şansımız var. Artık Elazığ bir huzur adasıydı, Elazığ bir yaşanabilir iller arasında gerçekten iyi bir noktadaydı. Ama geldiğimiz nokta bizi çok rencide etmeye başladı, üzmeye başladı. Şimdi ben şu an iş adamıyım, yanımda 100 kişi adam çalışıyor. Benim silaha ihtiyacım yok ama istesem bulamıyorum işte. Nereden bulacağım? Ama bu adamlar buluyor kardeşim. Bu nasıl bir mantıktır? Nereden geliyor? Bunun menbaı nerede? Emniyet burada uyuyor mu? Onun menbaını bulmak onun görevi. Yani herkes görevini yapmalı.